Sayın seyirciler, Yeni Mesaj gazetesi başyazarı Muharrem Bayraktar, Beykent Üniversitesi'nde Atatürk konulu bir konferans verdi. Öğrencilere gerçek Atatürk'ü anlatan Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun asla Batı'yı örnek göstermediğini ifade etti. Beykent Üniversitesi Yeni Mesaj gazetesi başyazarı Muharrem Bayraktar'ı ağırladı. Atatürk konulu konferans, anlatım ve soru-cevap olarak iki bölümden oluştu. Bayraktar konferansa İngiliz emperyalizminin Anadolu İhtilali ile nasıl durdurulduğunu anlatarak başladı. Birinci Dünya Savaşı başlıyor, ondan evvel 12 sene, 11 sene işte Balkanlardan itibaren başlayan bir savaş süreci var. Darmadağın olmuş bir coğrafya, 10 küsur sene savaşmış insanlar, yüz binlerce ölü sakat dul kadın, yoksullaşan köylü, aç susuz. Oradan bir insan çıkıyor, bir ordu kuruyor, savaşıyorsa o İngilizlere, İngiliz emperyalizmine dur diyor. İşte bu Anadolu İhtilali. Kurtuluş Savaşı ile durdurulan İngilizlerin amaçlarını hala koruduğuna dikkat çeken usta gazeteci, Türkiye'nin bugün sevr şartlarında yaşadığını ifade etti. Şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sorunların iz düşümünü sevrde bulursunuz. Yani şu anda iç siyasette İmralı, Oslo, PKK görüşmeleri filan bir şey sor, Kürt sorunu filan konuşuyoruz. Ve vardır veya yoktur tartışmasına girmiyorum. Ama Sevr Anlaşması'nın ilgili maddelerine bakın. Bugün Güneydoğu ile alakalı konuştuğumuz her şeyin orada yazıldığını göreceksiniz. Plebisite yapılması filan hepsi yazıyor. İşte Mustafa Kemal bunlara dün dur demişti. Ondan dolayıdır ki birileri Mustafa Kemal'i asla sevmiyorlar, sevmeyecekler, sevmelerini de beklemiyoruz. Milli mücadele yıllarındaki bağımsızlık ruhunu anlatan Bayraktar, Atatürk'ün batılılaşma ve batılılarla işbirliği konusundaki fikirlerini aktardı. Ulusumuz, bağımsızlığına vurulan darbeler ve varlığında açılan yaralar karşısında gözyaşları döküyordu. Dost ile düşmanı ayırt edemeyecek bir hale getirilmişti. Karar verildi, hareket başladı. Artık maskeler atıldı. Türkiye parçalanacak, Türk halkı köle, aşağılık, sefil ve perişan edilecekti. Amaç bu idi. Bu ama acımasız amaca ulaşmak için akla ve hayale gelmedik her yola başvurdular. Özellikle Batı'nın kimi hükümetleri, kimi politika adamları bunun böyle olmasını da diretiyorlardı. Hala da diretiyorlar. Bu diyor, Batılılar diyor, her türlü yalanı konuştular bize karşı. Türkler vahşidir dediler. Türkler acımasızdır dediler. Türkler uygarlığın gereklerini benimsemeye yatkın değildir dediler. Asıl vahşi ve acımasız saldırgan olan onlardır diyor Mustafa Kemal Avrupa ile alakalı sözleri. Asıl vahşi olan, asıl acımasız olan onlardır diyor. Avrupa ile uyuşmak demek Türkiye'nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi anlamına gelir. Uyuşmak, anlaşmak bu demiyor. Batı ile uyuşmak, Avrupa ile uyuşmak, Türkiye'nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi anlamına gelir. Şimdi Mustafa Kemal'in hiçbir zaman batılı olanın, batılaşalım diye bir lafı yok. Onun kullandığı ifade muasır medeniyettir. Batı medeniyeti değildir.